Evet sevgili yengeçler, kanalıma hoş geldiniz. Hatta bir dakika, sizin kartınız düştü. Kanalıma hoş geldiniz, ilk kartınız düştü. Kağıtları karıştırırken. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 9-15 Eylül arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. İlk kartınız zaten düştü. Haziran ayını sembolize eder aşıklar kartı. Aşıklar kartı da nedir? Tanışma, buluşma, ortaklık, ikinci bir iş. Çoğunlukla seçim kartıdır. İkilerin çoğunluğu seçim kartıdır zaten. Sevgili yengeçler, seçim yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Evlilik teklifi, evlilikle ilgili ciddi konuşmaları veyahut gerçek anlamda bir tek olan yengeçler için bu dönem partnerinizi bulabileceğiniz dönemi sembolize eder aynı zamanda. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler, kupaların sekizlisi. Kupaların sekizlisi de nedir? Diyor ki, sevgili yengeç, pozitif olmak istiyorsan ve pozitif kalmak istiyorsan sırtındaki kamburlardan kurtul. İlerle, arkana bile bakma. Artık bir takım şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi de geçiyor der bu kart bizlere. Sevgili yengeçler, ne diyebiliriz? Aynı zamanda ilticayı, mülteciliği, yani ilticayı sembolize eder. Eğer böyle bir takım planlarınız varsa bu dönemin iyi bir dönem olduğunu sembolize eder. Aynı zamanda bir takım şeylerden kurtulma, bir takım şeyleri arkada bırakma, bunu şey olarak da değerlendirebiliriz. Evinizi değiştirme veya şehrinizi değiştirme, ülkenizi değiştirme gibi. Gözünüzün açılacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Ve negatifte aslında bir takım arayışlar, aslında negatif de değil, iyi bir şey aslında arayış. Bu dönem bir takım arayışlar içine girebilirsin diyor bu kart bizlere sevgili yengeçler. Hadi bakalım son kartımız sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler, evet, yani artık sizin bir şeyleri geride bırakıp seçim yapma zamanınız geldi. Çünkü asaların ikilisi. Asaların ikilisiyle alakalı da ne söyleyebiliriz? Bu kart der ki, planla, seçim yap ve gerekiyorsa risk al der bu kart bizlere. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Aile işi. Aile işine bu dönem dahil olabilirsiniz. Bir aile işiniz varsa veyahut da ailenizin herhangi bir işini halledebilirsiniz bu dönemde yardımcı olarak. Evden ayrılmayı sembolize eder. Bu normal, ailenizden konuşup işte ben ayrı yaşamak istiyorum vesaire deyip pozitifte bunu bildirmenizi veyahut da çat kapı vurup artık ben buradan gidiyorum negatifinde de durumunu sembolize eder. Yükselme kartıdır aynı zamanda ve der ki bu kart diğer yandan negatifte olduğun yerde kalma, olduğun yerde saymayı sembolize eder. Bu kart veyahut kötü seçimi sembolize eder sevgili yengeçler. Fakat aynı zamanda seçiminizi yapmışsınızdır ve bir takım şeylerin haberini bekliyorsunuzdur. Bu da, bu haberin de size açık hava bir ortamda geleceği veyahut balkon diyebiliriz. Balkonda otururken bir anda beklediğiniz cevabı alacağınız dönemi sembolize eder. Evet sevgili yengeçler. Söyleyeceğim gitti aklımdan. O kadar size konsantre olmuşum ki. Sizler için 9-15 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.